Selamlar herkese. Konsol PUBG'de Sanok haritasındayız. Sanok haritasında Ruin Seymiş yapıyorum. Bir kişi geldi. Gelen öldü. Bir ses aldım gibi. Yanlışlıkla iyi bir kapattım ya. Mesafelerde eğim açıkken adam vurmak çok zor oluyor. Adamın en ufak bir hareketine eğimle karşılık veremiyorsunuz. O yüzden böyle dip dibe olduğunuz pozisyonlarda eğim açmak çok mantıklı değil. Bu adamı nasıl vurduğuma dair en ufak bir fikrim yok. Sağ alttan haritaya bakıyordum. Motorla kaza yaptığım anda herif taramaya başladı, ben de taramaya başladım. Son iki kilde Red Dot'a geçmeden adamları indirdik. Evet, şöyle canımı bir topladım. Az önceki motosikletli buradaki çatışmayı duyunca bombayı doğru yere atmışım. Bunu da al. Oğlum ne oluyor lan burada? Motor bir git artık. Adam kendi bombasını öldü. Herif o kadar heyecanlandı ki kendi attı bombaya koştu. Hayır, neyin peşindesin anlamıyorum ki. Böyle oynayacaksan git GTA oyna gerizekalı. 2 saattir motorla burada dolaşıp duruyor ya. Hayır, benim önceki rakibimi korkuttu. Adam kendi bombasıyla öldü ya. Bana bir kile mal oldu. Bir de o kadar motorla buradan geldin geçtin, kafa karıştırmaya mı uğraştın, ne yaptın yani. Sonunda tamam, burayı temizlesen, buradaki herkesi öldürüp buradan motoruna çıksan. Amenna. Geldim, Abel gibi öldün. Evet, artık ufaktan safe'e doğru gitmem lazım. Yine döndük dolaştık, Ruins'e geri geldik. Safe Ruins'te. Yani bir seyfe girip ondan sonra mı ateş etseydin acaba? Alandan da yemiş biraz, canı da azalmış.
Hemen bir bakacağım. Hızlıca. Azıcık mermi alayım. Oo, cebe bak. Sanki süper bir cepmiş gibi. Görüntüsü çok güzel ama işte Ruins'ten bakan direkt görüyor. Zaten orada saklanacak kadar alan da zaman da kalmamış. Üstelik ben saklanarak da oynamayan birisi olduğum için. Şöyle bir heal'ımı yapayım. Yaptığım heal boşa gitti. Şu ruins tarafından birisinin gelmesinden çekindiğim için direkt ön tarafa dönemiyorum. Yani burayı terk etmemiş olsaydık. Tamam. Siz karşıdan gelmişsiniz. Ruins tarafı boş görünüyor. Burayı terk etmemiş olsaydık Ruins'in durumunu biliyor olurduk ama işte o zaman da biraz kill eksiğimiz olurdu. Gerçi çok da kill alamadık buradan gidince. Rakiplerimiz kendi bombasını ölmeye çalışıyor çünkü. O QBZ'li kimse karşıda katliam yaptı. Yeter lan, yeter, herkesi vurdun. Karşıya hemen geçmeyi düşünmüyorum. Çünkü karşı tarafla bizim bulunduğumuz taraf arasından yol geçiyor. Yol tümsekte, geriye kalan yerlerde ayak sesi. Evet, o tümseğin o tarafı kullanarak karşı taraftan birisi geçti. Yalnız nasıl kayboldum lan? Oğlum, şu anda camper'ım ben. Çalı camper'ıyım. Çalının içine girdim. Kimse görmüyor beni. Demek ki çalının içinde biraz zaman harcayınca eğim direkt bozuluyor. Camper eğimine dönüyor eğim. Adam sürekli kendisini gösteriyor. Ben de kendimi göstereyim diye bekliyor. Ama şu anda cover'ım yok. Şu kayalar mayalar var ama onun dışında cover'ım yok. Burası artık düz zemin. Karşı taraf beni direkt bütün vücudumla görürken ben sadece onların silahının namlusunu görebileceğim ve başını göreceğim. Avantaj onlarda. İstedikleri an kafayı uzatıp ateş edebilirler. O yüzden karşı tarafa artık geçmem lazım. Orada bir araç var. Yani herhalde bu oyunu kazanmamam lazım diye düşünüyorum. En kötü oynadığım oyunlardan bir tanesi. Şuradaki adam da buradan sıkarsa öldük demektir. Gel. Hala geliyor. Yani eğim açtığı için vuramadı beni. Bu kadar aşırı yakın mesafelerde eğim açmak çok mantıklı değil. Eğim açmadan ben sürekli sağ sol hareket yapabilirken o eğim açık olduğu için olduğu yerde kalıyor. Tabii eğim açmayınca da çok net vuruşlar yapamıyorsunuz. Özellikle de hareketliyseniz iyi vuramıyorsunuz ama o hiç vuramıyor. Avantajımız bu oluyor. Tabii eğimi çok iyi bir rakiple karşı karşıyaysanız öyle bir zamanda da bu vurma performansıyla çok başarılı olamazsınız.
Son adam kaldı. Şu sesi de diğer tarafa attım biraz kafa karıştırayım diye. Çünkü şu iki evin arasıyla ya da arkasıyla alakalı bir yerde geçti son çatışma. Tam yerlerini bilmiyorum. Ya seyfe bakar mısın? Hiçbir şey görünmüyor. Şu an adam çıksa direkt ağzıma yapıştıracak. Öldürdün lan oğlum, ne güzel bomba attın ya. Şu anda öldüm ama sana daha öldürdü bildirimi gelmedi. Evin içerisinden bir ayak sesi. Evin içindesin. Tamam. Yani alan evin üstüne kapanmayacak. Çıkacaksın oradan. Çıkman lazım. Bu araya da niye bakıyorsam. Adam evin içinde. Her an çıkabilir. Ve bekleyip çıkacak. Bu oyun anca böyle biterdi zaten. Yani adam çıkacak, bunun farkındayım. Sağa sola bakıyorum, çantayı açıyorum. Niye böyle bir şey yaptıysam. İlk mermisini bir de kafaya yedim. Ama sonraki mermiler arabanın o cam aralığından ateş ediyordu. Silah sektikten sonraki mermiler o camın aralığındaki metale denk geldiği için vuramadı. Bu aralıktan ben mermileri geçirebildim. 7 killi güzel bir galibiyet oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.